hayvansız hayvansal gıda. Yani şöyle bir şey mi? Aslında bir şekilde büyüyoruz, yetişiyoruz bir kültürün içerisine yani. İşte bu kültürde ne işte büyük sofralar değil mi? Hep beraber bir yere gelmiş işte akşam yemekleri, işte bayram yemekleri vesaire. Bunun da hep böyle bir işte ayrılmaz bir parçası. Yeri geliyor etli bir yemek oluyor, yeri geliyor yoğurt oluyor. Neyse sabah kahvaltılarında süt oluyor falan. Bu kültürde doğuyoruz, büyüyoruz ama şimdi dünya değişiyor. Artık bunu sürdürülemez olduğunu da biliyoruz. Bu peynir peynir değil değil mi? Değil. Bu çedar yani tırnak içerisinde. Hindistan cevizi yağı ağırlıklı. Genellikle bu iklim krizi, sürdürülebilirlik bunlar üzerine insanlar düşününce, konuşunca, bir şeyler izleyince umutsuzluğa kapılıyor. Çünkü diyorsun ki ya o kadar felaket, o kadar büyük bir boyutta ki ben ne yapabilirim tek başıma? Öyle değil yani böyle küçük adımlarla sen kendin böyle kendi günlük hayatında değiştirdiğin bir iki bir şeyle hakikaten çok fazla şey değiştirebiliyorsun. Mesela bitkisel bazlı beslenerek dünyayı kurtarabiliyoruz. Bugün iklim krizi diyoruz, karbon salınımı diyoruz, nasıl önleyeceğiz diyoruz. Rakamlara bakınca kendini belli ediyor aslında. Toplam global karbon salınımının 1/3'ü gıda üretiminden geliyor. Bunun da neredeyse 2/3'ü hayvansal gıdalardan. Tek başımıza nasıl kurtaracağız dünyayı diyoruz ama yediklerimizle bile büyük bir fark yaratabiliriz. Ne diyorlar ona? Kelebek etkisi mi? İşte bir yerde bir kelebek kanat çırpar da orada da bilmem ne olur falan. O hikaye yani onun gibi. Bunun gibi pek çok konuda bir kişinin ne kadar çok fark yaratabileceğini adım adım ve Itır Erhard bize gösteriyor. Adım adımla başlayalım. Yani bilen bilir aslında. Çok da görünür ama bu da önemli bir şey. Bu da başarıyı gösteriyor çünkü çok görünürsünüz. Aslında adım adımın amacı bireyin fark yaratabileceğini göstermek. Çünkü birey kimi zaman kendisine bakıyor, sorunlara bakıyor. Yani sorunlar devasa. İşte açlık var, iklim krizi var, plastik kirliliği var. Ben ne yapabilirim diyor. Ben Itır yani ne yapabilirim ki? Bizim amacımız bireye sen aslında fark yaratabilirsin, dönüşüm elçisi olabilirsin. Yeter ki büyük bir grup halinde ol. Bunu göstermeye çalıştık. Sivil toplum kuruluşlarına da inanın bireyler sizin için çok değerli. Hem görünürlük hem kaynak açısından koşarak bağış toplayan ve farkındalık yaratan bir aile adım adım. Niye koşmak peki? Harekete geçiyorsunuz. Aslında sembolik olarak düşünebilirsiniz. Yani bir metafor. Ben sorunların çözümü için oturmuyorum. Artık harekete geçiyorum. Bir başkasından beklemiyorum. Bir de bir amaç için koştuğunuzda aslında o konuya adanmışlığınızı gösteriyorsunuz. Yani Itır sizi arayıp işte böyle bir STK var sen de bağış yap dese ikna olmayabilirsiniz. Itır işte ben bütün bir yıl maratonu hazırlanıyorum çünkü şu amaç benim için çok değerli dediğinde sizin ona destek verme ihtimaliniz artıyor. Şöyle sorayım ben size. Şimdi diyelim ki ben adım adımla diyorum ki ben bu adım adımla koşayım. Kendime bir maraton seçiyorum. Sonra da diyorum ki tamam ben Tema Vakfı'na işte bağışta bulunacağım falan. Ama sonuçta ben bir kişiyim ve bana yani ne kadar bağışta bulunabilirler ki? Neyi değiştirebilir bir kişi yani? Şuradan o zaman başlayayım. Biz adım adımı kurmaya karar verdiğimizde yani çekirdek kadro biz 6 kişiydik. Ya kimse koşmaz bağış toplamaz diyorlar. Biz böyle yok yok inanın olacak. Önce ilk çemberi ikna edeceğiz. Yani bu ilk çember kimdir? Hani sizin yakın arkadaşlarınız, aileniz, partneriniz. Onları ikna ettik ve o 40 kişiyle ilk maratonda koştuk ve Türkiye Umrik Felçliği için bağış topladık. O zaman insanlar gördü ki gerçekten 40 kişi 200 kişiyi daha mobilize etti. Senin yaptığını gördükleri zaman ve yarattığın farkı diğer insanlar gelecek. Ya ben şuna inanıyorum hani böyle bir kurtarıcı gelsin, iklim krizini çözsün değil. Bizim gibi küçük davranış değişiklikleri sayesinde aslında büyük kitleler harekete geçebilir. Herkes dünyayı kurtarabilir yani. Kesinlikle. Sloganı da böyle bulmuş olduk. Evet, hep birlikte dünyayı kurtarabiliriz. Hep birlikte dünyayı kurtarabiliriz, doğru. Bir kültürün içerisinde doğuyoruz, bazı alışkanlıklarımız oluyor falan filan diye alışkanlıklarımız
sevdiğimiz şeyler. İşte burger yemek bunlardan bir tanesi diyeyim insanların. Hayatları sevdikleri bir lezzet, sevdikleri bir tat. Bunu biraz test etmek için diyeyim. Teoman Hünal ve kızıyla buluştuk. Teoman Bey biraz daha gelenekçi bir tutuma tabii sahip. O böyle ya canım işte hayvansal et olmadan olur mu? Hani böyle biraz da şey yaptı. Biraz burun kıvırmak değil de hiç güvenmedi yani. Böyle kötü bir şey geleceğinden emindi. Ben de deneteceğim size şimdi. Bitkisel bazlı hamburgerle biraz da. Heyecanlı bekliyoruz. Siz tabii daha gelenekselcisiniz yani bu konuda. Ben yeni şeyleri denemeyi çok severim. Yani özellikle bu Mehmet Yaşın'la olan televizyon programımızdan dolayı yani denemediğim yemek kalmadı. Hiç yemeği düşünmeyeceğim şeyleri bile yedim, tattım. Onun için yani tatmaya itirazım yok. Birazdan olacak bir tanesi ama siz evet. Biraz daha. Ama sevip sevmeyeceğime garanti veremem. Ya ben biraz daha farklı bakıyorum. Evet, babamın daha geleneksel bir tarafı var ama ben aslında yani bitkisel ya da hayvansal olarak adlandırmayı biraz aslında doğru bir adlandırma. Çünkü daha öncesinde sadece vegan ya da başka bir şekilde adlandırıldığı zaman bence insanları biraz ürkütüyor bu terim. Ama ben mesela çok fazla hayvansal gıda tüketiyor da olsam son yıllarda biraz dengelemeye başladım onu. Çünkü vücudumu dinlemeye başladım. Mesela kendimin laktoz intoleransım çok yüksek değil ama farkındayım mesela. O yüzden artık yavaş yavaş biraz değiştirmeye başladım. Sürekli hayvansal süt tüketmektense biraz daha böyle işte fındık sütü, badem sütü gibi şeylerle değiştirmeye başlayınca ikisini dengeleyince de illa bir taraf seçmeye gerek yok diye düşünüyorum yani. Hani çok geniş, çok ucu açık bir şey yemek fındık işi. Fındık sütü de böyle latteye falan çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Güzel. Ben genellikle latte içtiğim zaman mutlaka ya fındık sütü ya da badem sütüyle içiyorum mesela ama yani bir taraf seçmiyorum gibi söyleyebilirim evet, açıkçası. Bir şeyin yerine senin hayatına bu girsin şeyi yaklaşımı beni açıkçası rahatsız eden. Yoksa aktivizminden korkuyorsunuz. Aynen yeni bir şeyi denemek hiçbir zaman şey değil. Lezzetli bir şey bu yani ve mutfakta bu tarz şeylere ihtiyaç da var. Yani sadece hayvansal bazlı olmayan ya da işte etik ya da sağlıksal açıdan bakmıyorum ben. Biraz daha hedonist tarafından bakıyorum. Bu lezzetli bir şey. Ya bundan çok lezzetli şeyler yapılabiliyor. İşte soy üstünden de yapılıyor, Hindistan cevizi yağından da yapılıyor, yapılabiliyor. Ama sen bunu biraz böyle peynir dediğin zaman sanki ister istemez onun potansiyelini biraz engelliyormuş gibisin. Çünkü bütün Arge de bu sefer peynire benzeme üzerinde gidiyor. Yani peynire benzeme gibi bir derdin olmadan bu ham maddeden güzel bir şey yaratmaya çalışsan belki daha iyi bir yere gidebilir. Yoksa peynir denmesinde bir şey, sıkıntı yok. Tatlarına baktım pek çok hayvansal çedardan daha çedara benziyor. Orada bir sıkıntım yok. Başarılı ama, tam not aldı sen. Ama herhalde şey, insanlar kültürel olarak onu arıyor işte ne bileyim ya. Hani diyor ki vegan olmak istiyorum ya da işte bitkisel bazlı beslenmeye geçmek istiyorum ama işte Big Mac'te yemek istiyorum diyor. Evet. Endüstride herhalde ona kayıyor. Ya, kıymetli bir şey aslında bu. Güzel de bir şey ama şunu da unutmamak lazım. Ona Big Mac'e yakın bir şey yapmak yerine belki çok daha hoş bir hamburger yapabilirsin. Ama tabii dediğin gibi insanlar da Big Mac yemek istiyorlar yani. Yani. Sucuklu yumurta yemek gibi. Sucuklu yumurtayı nasıl yapıyoruz peki mesela? Vegan sucuk var. Aslında Boğaziçi'nde bir merkez var, inanmayacaksın. Orada yosundan enerji üretiyorlar. Var hala, orası duruyor. Yok. Ve yosundan şey de üretiyorlarmış. Tam protein. Ve o böyle işte onu fermente ettikleri zaman aynı böyle yumurta gibi oluyormuş. Berat Hocam, ne yapıyorsunuz burada? Anlatır mısın bize biraz? Burada Boğaziçi Üniversitesi'nin Sarıtepe kampüsünde mikroyosun biyoteknolojileri Arge birimindeki biyorafinerin içindeyiz. Mikroyosun teknolojisi. Mikroyosun bu mu? Mikroyosun bu mu? Mikroyosunlardan bir tanesi bu. Şu an arkamızda spirulina büyüyor. Bu tesiste yosunları 6 tane farklı sektöre, gıda, tarım, hayvancılık, enerji ve çevre sektörlerine yönelik ürün ve teknoloji geliştirmek için kullanıyoruz. Peki şey dediniz, gıda dediniz. Gıdada nasıl? Gıdada biliyorsunuz hani de dünya nüfusu çok hızlı artıyor. 2030 gibi işte 9 milyara yaklaşacağız. 2050'de 10 milyarı bulmamız bekleniyor. Hani bu kadar insanın protein ihtiyacı, gıda ihtiyacı sürdürülebilir bir şekilde nasıl karşılayacağız? Çok büyük bir muamma. O yüzden son zamanlarda biliyorsunuz işte alternatif proteinler, işte böcekler, laboratuvarda yapılan et ürünleri kullanılıyor. Yosunlar da aslında bu alternatif proteinlerin, alternatif gıda ürünlerinin önemli bir parçası. Bu tesiste sürdürülebilir gıda sektörüne yönelik olarak spirulina, yani yüksek protein oranına sahip yosun türümüzü kullanıyoruz. Onun dışında omega 3 balık yağı olarak kullandığımız ama zaten esas üreticisi denizlerde yosunlar olduğu için. Balık yosunu yediği için. Balık yosunu yediği için. Var aslında. Aynen öyle. İşte esas üretici yosunlar olduğu için yosunları böyle kapalı
steril ortamlarda büyüterek doğrudan omega 3'lerini çıkartabiliyoruz. Son dönemde süt, yani şey yosun kasein, süt. Evet, yosun kasein, süt. Kasein proteini mesela yosunları sentez ettirebiliyor. O yüzden bütün peynir ürünleri grubu. Son zamanlarda yine şeyler, deniz ürünleri, yani mesela şey karides. Karides olmayan karides aslında. Yine yosunlardan aynı şekilde yapılabiliyor. Yosunlar arkamda fotosentez yaptıkları için şu an yeşil gözüküyorlar klorofillerinden dolayı. Yosunları tamamen ışık kullanmadan fermentör dediğimiz sistemlerde de büyütmeniz mümkün. O zaman yeşil renklerini klorofili kaybediyorlar, sarıya dönüyorlar. Sarı renge döndükten sonra dediğim gibi şu anda mesela vegan yumurta kullanım için bezelye proteinine karıştırıp bir... İnsanlar spirulina olarak yiyor yosunu değil mi? Şöyle spirulina aslında en çok bilinen yosun türlerinden bir tanesinin kuru haline verilen isim. Aslında 3 tane farklı tür var. Burada bir, arkamızda gördüğünüz bir türü. Spirulina'nın en büyük özelliği protein oranı çok yüksek. Normalde kırmızı ette bulunan biliyorsunuz 22 tane amino asit var. Bunların biz 9 tanesini gıda yoluyla almamız lazım. İnsan vücudu bunların 9 tanesini yapamıyor. Spirulina'da mesela bu amino asitler mevcut. Ve %70 oranında proteinde olduğu için aslında vegan, vejeteryan yaşam stili ya da kırmızı et artık azaltmak isteyen, daha sürdürülebilir gıdaya dönmek isteyen herkes için spirulina çok önemli bir kaynak. Yani görüntü çok iyi. Evet, değerlendirelim. Tanıdık burger patates, yani. Tanıdık patatesler. Mesela bitkisel beslenmenin en güzel örneklerinden bir tanesi. Burgeri iyi burger ne yapar? Katmanları önemli bence. Yani şöyle, sade bir burgerse tabii ki içindeki o ana malzemenin lezzeti çok önemli. Baharatsız olsa bile o böyle o yoğunluğu, o lezzeti, yağın tadını, tuzunu, karabiberini iyice almak gerekiyor. Ama bence son yıllardaki bu viral burger videoları ve açılan o gurme burgercilerin hepsinde işte farklı lezzetler. Karamelize soğanlar, çıtır baconlar, işte trüflü mayonezler. Hani biraz daha lezzeti daha katmanlandırılmış bir duruma geçti aslında. Biraz o yüzden çeşitlilik. Biraz fazla katmanlandı. Fazla katmanlandı, yani, katılıyorum. Çok fazla malzemeyi kullanmayı marifet zannediyor birçok kişi ama bence yani 3-5'te kalıp ama onların tadını iyice almak... Öyle mi? Simple bir şey mi olmalı? Daha simple olması lazım. Bir de daha insani boyutlarda olması lazım. Yani şeyi, yani burgerlerini eline alıp yemen lazım. Şimdiki burgerlerin çoğunu yediğin zaman arkasından duş alman lazım çünkü. Şimdi bu peynir değil, değil mi? Değil. Bu cheddar yani tırnak içerisinde. Hindistan cevizi yağı ağırlıklı. Altında da et tecrübesi yaşatmak. Aslında bitkisel bazlı tamamen ama yiyen kişi et yiyormuş gibi hissedecek, hissetsin şimdi diye yapmışlar. Daha etin tadına bakmadım ama peyniri burgerin üstüne itiraz etmem. Çok güzel erimiş. Bence gayet geçerli bu arada. Peynirin tadı güzel. Köftenin de tadı gayet güzel. Geliyor köfte için bakalım. Beğenmezseniz de beğenmedim değil tabii ki. Ben burada böyle hakem gibi oturdum. Yani köftenin dokusu da çok realistik bu arada. Yani benim gayet hoşuma gitti açıkçası ama pişerken böyle sulanıyor biraz falan. Yani o pancar gibi bir et hissi versin evet, diye. Dokudan kastım o. Genelde vegan burgerlerde hep böyle bir püre hissiyatı oluyor ısırırken. Bunu da sanki böyle bir... O çiğneyebiliyorsun ya, o çiğneyebilme hissi o burger hissini yaşatıyor bence. Yani şaşırtıcı derece ete benziyor demem lazım. Şaşırtıcı derecede ete benziyor, evet. Katılıyorum. Sosu falan da çok güzel olmuş. Evet, evet. Karamelize soğan zaten bence bir burgerin must'larından biri benim için. Yani olması gereken, olmazsa olmazlarından bir tanesi. Şeyin malzeme açısından peyniri üstünde karamelize soğanı. İşte o gurme burgerde insanın kafasını karıştıran şey o. Bir bunu gerçekten çok iyi, tamam benim de dediği gibi böyle doğru katmanlarla yapanlar var. Bir de hani yiyip de ben ne yedim dediğin noktaya getirecek burgerler var. Lezzet önemli. Beni çok şaşırttı. Beni de. Şaşırttı yani.
Yalan söylemeyeceğim. Hani bekliyordum güzel olmasını ama bayağı böyle hissiyatı da tadı da. Kesinlikle yani et değil diyecek kişi az çıkar. Öyle mi? Siz de öyle diyorsanız demek ki. %100 katılıyorum babamın dediğine. Demek ki öyle. Gıda meselesinden devam edelim o zaman. Nasıl ekleyebiliriz biz soframıza yosunu? Nasıl gelecek soframıza? Şimdi hayvansal proteinle bitkisel proteini karşılaştırdığınız zaman normalde hayvanlarda bulunan bir heme dediğimiz yani hemoglobinin kandaki oksijeni taşıyan protein yapı taşı heme. Bunlar bitki dünyasında yok. Şimdi son zamanlarda yapılan çalışmalarda bunları biz yosunlara da sentezlettirebiliyoruz. Bu çok önemli. Yani o etten işte hani bazı tüketicilerin istediği o ete has tat, doku vesaire gibi o protein, heme proteini yosunlardan sentezlenebiliyor. O yüzden kırmızı ete alternatif yani kırmızı eti tüketmek istemeyen, vegan, vejetaryen ya da azaltmak isteyen herkes için spirulina önemli bir protein kaynağı. Biraz önce konuştuğumuz gibi yani bu mesela şu anda yemekte olduğumuz burger hayatımızda gerçek yani etten yapılmış bir burgerin yerini alır mı almaz mı o çok kişisel bir şey ama birçok insanın hayatında burgerin yanında yenebilecek arada bir yenilebilecek başka bir şey olarak yerini alabilir. Biraz herhalde hem bu işin sürdürülebilirlik kısmı yani işte iklim değişikliği, küresel ısınma hem de işte vicdani etik nedenlerle herhalde biraz daha insanlar buraya doğru yöneliyor diye gözlemliyorum ben. Bilmiyorum katılıp siz katılmazsınız bence. Oranları çok yükseliyor duyduğum kadarıyla şeyin tercih edenler. Siz mesela çocuklarınızda hani görüyor musunuz o şeyi beslenme alışkanlığı değişikliği? Bence onlar daha bilgili bir jenerasyon olacaklar bu konuda. Daha farklı olacaklarını düşünüyorum. Yani işte benim yaptığım gibi belirli günler bitki bazlı bir belirli günler protein ya da hayvansal protein bazlı beslenince onların da alışkanlıkları o şekilde gelişecek diye düşünüyorum yani. Bir de şey de var tabii yani bizim çocukluğumuzda mesela bizim jenerasyonumuz biz sebzeyi bir türlü tanıdık. Sadece işte %90'ı soğuk zeytinyağlı olarak. Tabii. Ben onu mesela hala sevmiyorum. Çok ünlü bir lokantaya gittik Madrid'de eşimle. Lale dedi ki ya sebze ne biçim sebze yiyorsun dedi. Sen evde yapsam yeme. Böyle yaparsan yerim dedim yani. Çünkü o da önemli. Yani seçenek sunulduğu zaman ki bu da bugünkü konularımızdan bir tanesi. Neyi sevip neyi sevmeyeceğimizi bilemeyiz. Bazen hiç aklımızın ucundan yemeğe geçirmeyeceğimiz şeyleri çok fazla sevebiliriz. Çok doğru. Ya gelecek bu aslında. Değil mi? Gelecek bu işlerde yani. Geleceğin bir parçası aslında. Çünkü yosunlar çok sürdürülebilir. Hani şu an tabii ki seranın içinde özellikle akşam vakti fotosentez bittiğinde ışıktan destek alıyoruz. Ama gündüz saatlerinde güneş ışığı. Karbondioksit yakılıyorlar. Hızlı büyüyorlar. Yani şu an görüyorsunuz bir Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsündeyiz. Konya Ovası'nda değiliz ya da Ege bölgesinde değiliz. Yani verimli bir tarım arazisini işgal etmiyoruz. Su şeyimiz, ayak izimiz çok daha küçük bir yerde. Alan olarak daha fazla üretiyoruz. Evet, yani çünkü herkes mesela karbon ayak izinden bahsediyor. Karbon ayak izi en önemlilerinden bir tanesi. Ama bir ekolojik ayak iziniz de var. Yani belirli bir bölgede ne kadar verimli bir ürün üretiyorsunuz, bu önemli. Artık bunlar mevcut böyle imkanlarımız var yani işte etin yerine bitkisel et var, bitkisel kaynaklı et var. Eriyen ve sünen şeyleri seviyoruz böyle. Nedendir bilmez. Dolayısıyla hem bir yandan alışkanlıklarımızı sürdürebiliyoruz ama bir yandan da dünyaya zarar vermiyoruz.